Değerli katılımcılarımız ve konuklarımız, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve NICO tarafından yönetilen inovatif girişimcilik projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz KOBİ'lerde istihdamın korunmasına yönelik hibe programı bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Ben Melike Kalkan, inovatif girişimcilik proje koordinatörü olarak 1 ila 1,5 saat süreceğini tahmin ettiğimiz bu seansa John McKean tarafından yönetileceğini söylemek isterim. Başlamadan önce birkaç not ile ilgili sizlere hatırlatmalar yapmak isterim toplantıyla ilgili. Bilgilendirme toplantısı kayıt edilmektedir. Bu kaydı çeşitli online platformlarda potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme amaçlı kullanacağız. Katılımcılar da bu kaydı daha sonra video olarak izleme şansına sahip olacaklar. Böyle bir soru az önce geldi zaten. Onu da yanıtlamış olalım. Bu toplantı İnovatif Girişimcilik Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Lütfen Zoom uygulamasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olunuz. Daha iyi bir bağlantı kalitesi için internete kablolu olarak bağlanmanızı ve kulaklık kullanmanızı tavsiye ederiz. Katılımcıların mikrofon ve videoları toplantı boyunca kapalı olacaktır. Sunumlar tamamlandıktan sonra sözlü soru sormak isteyenler Raise Hand, yani elini kaldır seçeneğinden seçerek söz hakkı elde edebileceklerdir. Sunumumuz İngilizce ve Türkçe dillerinde yapılacaktır. Tercih ettiğiniz dilde simültane çeviri hizmetinden faydalanmak için Zoom ekranınızın alt kısmında bulunan Interpretation butonuna tıklayarak çeviriyi dinlemek istediğiniz dili seçebilirsiniz. Interpretation seçeneklerinde Mute Original Audio seçeneğini seçerek tercih ettiğiniz dili daha net duyabilirsiniz. Panelistler için önemli bir hatırlatmamız var. Lütfen konuşacağınız dilin kanalında kalınız. Bilgilendirme toplantımızın formatından biraz da bahsetmek istiyorum başlamadan evvel. Açılış konuşmasını müteakiben KOBİ'lerde istihdamın korunmasına yönelik hibe programı hakkında sunum gerçekleştireceğiz. Sunumun sonunda ise sizlerden gelen soruları yanıtlama şansımız olacak. Soru ve cevap bölümünün ardından program partnerlerimizden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odalarının temsilcilerinden kısa bir konuşma rica edeceğiz. Ve daha sonrasında bilgilendirme toplantımızı kapatacağız birlikte. Programla ilgili sorularınızı yöneltmek için 3 farklı opsiyon vermek istiyoruz şu anda. Soru ve cevap, yani Q&A kısmından sorunuzu bize iletebilirsiniz. Bu soruları yanıtlayacağız seansın sonunda. İkinci seçenek, sorunuzu sözlü olarak yönetmek isterseniz az önce de bahsettiğim gibi raise hand seçeneğini seçerek söz hakkı isteyebilirsiniz. Sunum sırasında aklınıza gelmeyen veya yetiştiremediğiniz soruları da 9 Ağustos 2021 tarihine kadar info@innovative.eu adresinden bizlere gönderebilirsiniz. İlk soru cevap dokümanımız hali hazırda www.istestek.eu adresinde yayınlanmıştır. İkinci soru cevap dokümanımızı da bugünkü sorularla birlikte en yakın zamanda yayınlamayı hedefliyoruz. Teşekkür ederek sözü John McKinney'e bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bu ikinci başvuru sahiplerini bilgilendirme toplantısı. Melike Hanım'ın da az önce söylediği gibi KOBİ'lerde istihdamın korunması ve yaratılmasına yönelik hibe programına odaklanacağız. Melike Hanım, size teşekkür etmek istiyorum bu oturumu düzenlediğiniz için ve bu toplantı ile ilgili akışı bizlerle paylaştığınız için. Adım John McKinney, NICO adına biz sizlerle bugün birlikte olduğumuz için büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Lefkoşa'daki partnerlerimizle birlikte bunu uyguladığımız için memnuniyet duyuyoruz. Bugünkü toplantıya da ben başkanlık edeceğim. Ben Kuzey İrlanda'da Enda Hegarty ile çalışma arkadaşımla birlikte
bu toplantıyı yöneteceğim. Kendisi bünyemize çalışan bir uzman ve oldukça kapsamlı bir deneyime sahip İrlanda'da AB programlarının uygulanması konusunda. İlk seminerde de çalıştayda da ifade ettiğimiz gibi biz bunu yüz yüze yapmayı gerçekten tercih ederdik. Ancak COVID sebebiyle bunu gerçekleştiremedik. Bu şekilde bu yüzden ikinci semineri de bu platformda yapıyoruz. Hatırlamamız, vurgulamamız gereken bir nokta, Avrupa Birliği'nin desteği olmasaydı bu programı bugün burada konuşmamız mümkün olmazdı. YUPSO, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi'nden Michael Doherty'ye şimdi sözü vermek istiyorum. John, çok teşekkür ederim. İkinci oturum sizin de söylediğiniz gibi. Ben de ilk toplantıdaki konuşmamı duyanlar varsa kusuruma bakmayın, aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim. Bizler olabildiğince fazla sayıda kişiye ulaşabilmenin önemli olduğunu düşündük. Hedef gruba, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde olabildiğince fazla sayıda kişiye ulaşmak istedik. Şu anda 100'e yakın kişi var bugünkü oturumda. Geçtiğimiz ilk oturumda 350 kişi vardı. Oldukça etkileyici bir katılım sayısı elde etmiştik. Bu tür bir etkinlik açısından dikkate aldığımızda. Avrupa Komisyonu küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimciliğin ekonomik büyüme, inovasyon, istihdam yaratma ve sosyal entegrasyonu sağlamanın anahtarı olarak görmektedir. İnovasyon yapmak isteyen bireyler ve işletmeler büyüme ve ek istihdam yaratma konusunda yüksek bir potansiyele sahip olan kişilerdir. Avrupa Birliği bu söz konusu olan program çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Sorunun ulaştığı boyutun da farkında olarak restoranlara, bar ve büfelerin yanı sıra kuaförlere, berberlere ve güzellik salonlarına yönelik 3 milyon euro tutarında bir destek sağlandı. Bunlar pandeminin birinci dalgası sırasında geçtiğimiz senenin 2020'nin baharında kapanmanın en çok etkilediği işletmelerin bir kısmıydı. Bu destekle bu işletmelerin bazı acil giderlerini ödeyebilmelerini umut ettik. Aslında nakit desteği Kıbrıs Türk ekonomisine genel anlamda da destek sağladı. Bu desteğin ardından nispeten daha büyük işletmeler için başka bir hibe desteği de geldi. Ancak şimdi artık yaklaşımımızda niteliksel bir değişikliğe gidiyoruz. Artık fon sağlamıyoruz. NICO üzerinden uzmanlık, tavsiye ve bir iş planının uygulanması için gerekli olduğu kanıtlanabildiğinde ekipman ve makine desteğini sağlıyoruz. Artık acil durum için helikopterden para dağıtmak yerine daha stratejik bir yaklaşıma geçiyoruz. NICO'dan çalışma arkadaşlarımız elbette bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacaklar. Kıtso, Kitezo ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası da bu programa destek sağlıyor. Hem yaklaşımımızı hem de vurgumuzu değiştirmemiz gerektiğini açık bir şekilde gördük. Bunlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Basitçe söylemek gerekirse önümüzde duran kanıtlar şunu gösterdi bizlere. Yeni istihdamın yaratmaya odaklanmanın halen iyi bir fikir olsa da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan mevcut istihdamın korunması da en az yeni istihdam yaratma kadar önemlidir. Bu bağlamda gençlerin istihdam merdiveninin ilk basamağına tırmanmalarında yardımcı olmaya çalışan çıraklık programını özellikle takdir ettiğimi ifade etmek isterim. Öte yandan istihdam uyumsuzluğu sorununu da ele alan bir program. İşverenler gerekli becerilere sahip çalışanları bulmakta zorlanırken hem yüksek işsizlik var hem de açık olan iş sayısı yüksek. NICO'daki tüm arkadaşlarımızda hem Belfast'ta hem de Lefkoşa'da sıkı çalışan ve bu projenin başarılı olması için özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. AB'nin kolay bir bağışçı olmamasından kaynaklanan zorluklara rağmen eminim program başarıyla uygulanacaktır ve Kıbrıs Türk toplumundaki işletmelerin gelişimine ve aslında Kıbrıs Türk toplumuyla birlikte toplumun refahına da
katkı sağlayacağına eminim. Nikon'un sağlayabileceği uzmanlık seviyesi beni her zaman etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Ve bu uzmanlık da buradaki işletmelere faydalı olacaktır. Ben bundan eminim. Çok teşekkür ederim. Nikon'daki arkadaşlara sözü, ayrıntıları bizlerle paylaşmaları için tekrar veriyorum. Michael, çok teşekkür ederiz. Şimdi Lefkoşa'daki ekibimizi bunu hazırladıkları için çok teşekkür ederim. Çok zor bir dönem. Doğa Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. İletişimden sorumlu çalışma arkadaşımız. Evet, sunumun zamanı geldi. Brenda'ya şimdi sözü vermek istiyorum. Brenda'ya sözü vereceğim. Kendisi sunumunu yaparken Melike Hanım, proje koordinatörümüz Defkoşa'da, kendisi sunumu birlikte gerçekleştirecekler. Brenda, söz senin. Herkese iyi bir öğleden sonra dilerim. İkinci webinarımıza hoş geldiniz. KOBİ'lerde istihdamı koruması, yaratılmasına yönelik İBE programı kapsamında düzenliyoruz. Adım Brenda Hegarty. Kuzey İrlanda'da Nikon'da çalışıyorum ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki arkadaşlarımızla birlikte bu programın küçük işletmelere yönelik uygulanmasına destek veriyorum. Şimdi ekranımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sizlere, başvuru sahibi olarak sizlere bu programın sunduğu fırsatlar ne, bunları sizlerle paylaşacağız. Destek programının ne olduğunu anlatacağız. Uygunluk kriterlerinden bahsedeceğiz. Başvuruda bulunmak için nasıl uygun olabilirsiniz? Ne gibi destekler sağlanıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl başvurabileceğinizi sizlerle paylaşacağız. Başvurunuzun nasıl değerlendirileceğini anlatacağız ve sunuma son verirken pratik bir takım tavsiyeleri sizlerle paylaşacağız ve sık yapılan hatalara ve ipuçlarına değineceğiz. En son bölümde de Melike Hanım'ın da az önce söylediği gibi bir soru cevap bölümümüz olacağız ve sizlerin de söz alıp sorularınızı sormanız mümkün olacak. Bugün Melike Hanım, çalışma arkadaşım Lefkoşa'dan bizlerle birlikte ikinci ve dördüncü bölümleri uygunluk ve başvuru kısımlarını sunumun kendisi anlatacak. Geri kalan kısımlarını da ben sizlerle anlatacağım, ben paylaşacağım. Nikon'u biliyorsunuz, Kuzey İrlanda'dan Northern Ireland Corporation Overseas, kar amacı gütmeyen bir kamu kurumuyuz. Bağışçıların sağladığı finansman kaynaklarını kullanarak dünya genelinde olumlu bir değişimi yaratmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı hedefliyoruz. Hem Michael'ın hem Can'ın da söylediği gibi destek programı COVID krizi neticesinde hazırlanan bir program. Amacı da istihdamın korunması ve istihdamın yaratılmasına yönelik bir hibe programı. Bu bir stabilizasyon ve büyümeye destek paketi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olarak bir stabilizasyona, istikrara kavuşmaları ve daha sonra önümüzdeki birkaç yıl içerisinde onları büyümeye yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Destek programının amacı mevcut istihdam seviyelerinin korunması ve yeni iş yaratılması için fırsatlar yaratmak. Bunu da bir destek paketi üzerinden sağlamak. Sonucunda da ekonomik istikrara katkı sağlamayı, daha fazla istihdam kaybı yaşanmasının önlenmesini, ayakta kalabilir KOBİ'lerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve yeni istihdam imkanlarının yaratılmasını ve büyümenin teşvik edilmesini elde etmeyi amaçlayan bir program. Elde etmeyi amaçladığımız temel çıktılara bakacak olursak en az 100 KOBİ'ye destek olmak istiyoruz. Yani 6 ile 49 arasında çalışanı bulunan 100 KOBİ'ye destek olmak istiyoruz. Personel istihdamının korunmasını sağlanmasını amaçlıyoruz. En az 600 istihdamın korunmasını bir çıktı olarak hedefliyoruz. 160 ila 200 arasında yeni iş yaratılmasını bölgede amaçlıyoruz. Öte yandan hem büyüme hem de faaliyet çeşitlendirme amacıyla yeni pazarlara erişimin sağlanmasını da
çıktı olarak amaçlıyoruz. Birinci aşama tamamlandı. Şimdi artık ikinci aşamadayız. Bu çağrı kapsamında her bir başarılı başvuru sahibine 20 bin ila 60 bin euro arasında bir destek paketi sunulması beklenmektedir. Başvuru sahiplerinin ihtiyaç duydukları finansman düzeyi için başvurmaları gerekecek ve yapacakları yatırımın da doğrudan bir etki yaratması istenecektir. Yatırımın yaratacağı etki ya da getiri ne kadar büyük olursa yatırım da o kadar yüksek olabilecektir. Çok kısa bir şekilde inovatif girişimcilik projesinin bugüne kadar yapmış olduklarına değinecek olursa Michael da değindi. Birinci faz, birinci aşama tamamlandı. 20 milyon TL'nin üzerinde bir rakam 1000 üzerinde işletmeye aktarıldı. Hem eğitim alanında hem fikir geliştirme alanında farklı çalışmalar yapıldı. 1200 kişiye yakın kişinin katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirildi ve Kıbrıs'ın kuzeyinde bu çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi sizlere talebin fazla olması durumunda ve öngörülenden fazla başvurunun gelmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceğimizden bahsedeceğim. Bu soru ve cevap kısmında daha önce de Melike Hanım'ın söylediği gibi web sayfamızda 99 sorulan soruya 99 cevabı yayımladık. Webinarlar neticesinde sorulan sorular orada paylaşılıyor. Öngörülenden fazla başvuru gelecek olursa, yani 150 uygun başvurunun olması halinde bir takım seçim kriterleri uygulayacağız. Bunlar da sektör kriteri dikkate alınacak. Sanayi ve imalat sektörüne öncelik verecektir. İkinci kriter ise istihdam tabanına bakılacaktır. Mevcut personeli arasından en fazla sayıda personelini istihdam etmeye devam edebilecek uygun başvuru sahiplerine öncelik verecektir. Üçüncü kriter de yeni istihdam. En fazla sayıda yeni istihdam pozisyonu açabilen uygun başvuru sahiplerine öncelik verecektir. Şimdi meslektaşım Melike'ye vereceğim. Kendisi size uygunlukla ilgili kriterleri paylaşacak ve daha sonra sözü tekrar ben alacağım. Pardon, bir sorun yaşıyorum şu anda, göremiyorum Türkçe sunumumu paylaşmak için. Bir dakika verirseniz bana açayım. Teşekkür ediyorum Brenda. Benim kısmım daha çok uygunluk kriterleriyle ilgili olacak. Biraz uygunluk kriterlerinden bahsetmek istiyorum daha detaylı bilgiye geçmeden önce. Başvuru kriterlerinden ilki gerçek kişi ve tüzel kişi olmasıdır başvuru sahibinin. Kuzey kesiminde kurulmuş olması gerekiyor Kıbrıs'ın. Limited şirketlerde işletmenin direktörlerinden en az birinin Kıbrıs Türk kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Şahıs işletmelerinde ise işverenin Kıbrıs Türk kimlik kartı sahibi olması gerekiyor. Toplam istihdam sayısının 6 ila 49 kişi arasında olması gerekiyor. Bu rakamlara işletmenin direktörleri de dahildir. Başvuru sahibinin işletmenin Ocak 2019'da veya öncesinde faaliyette olması gerekiyor. Aynı zamanda mali açıdan da ödeme gücüne sahip olması gerekiyor başvuru sahibinin. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odalarından en az bir tanesinin üyesi olması gerekiyor başvuru sahibinin. Başvuru sahibinin yıllık cirosunun son 3 yılın birinde en az 75 bin euro eşiğinde olması gerekmektedir.
Başvuru sahibi işletmeler aşağıdaki sektörlerden birinde aktif olarak çalışıyor olmalıdır. Sanayi, imalat veya işletmeden işletmeye hizmet sunulan sektörler. Başvuru sahibinin yeni ve ek istihdam yaratma kabiliyeti olmalı ve mevcut istihdam seviyelerini koruyabilmelidirler. Şimdi sözü tekrardan Brenda'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim Melike Hanım. Melike Hanım ekranı görebiliyor musunuz? Acaba bir kontrol etmiş olalım. Şimdi bu kısımda sunulan destek türlerinden bahsedeceğiz. Bu programdan hangi destekleri alabilirim? Program çok cazip bir program ve eğer uygunluk kriterlerini yerine getiriyorsa bir başvurucunun başvurucu şirketin ihtiyaçları doğrultusunda bir proje tasarlaması gerekiyor. Yani işletmenizi istikrarlı bir noktaya taşımak ve büyütmek için neye ihtiyacınız olduğunu ortaya koymanız gerekiyor. Bir destek türleri listemiz var, destek menümüz var. Bunun içerisinde ne gibi faaliyetler, ne gibi başlıklar var bunlardan bahsedeceğim. Bu menüdeki seçeneklerden birine veya birden fazlasına odaklanabilirsiniz. Bu destek türleri listesiyle de sınırlı da değilsiniz. Bu listede yer almayan bir faaliyet, bir aktiviteyi de siz geliştirip önerebilirsiniz. Tabii ki bununla ilgili talep edilecek, yatırımı destekleyecek detayları belirtmeniz gerekiyor. Şimdi başvuru sahibinin talep edeceği destek türüne ek olarak neden bu destek türüne ihtiyaç olduğunu göstermesi lazım. Neden bu destek türünün maliyetinin ne olacağını ve alacağı bu destek türünün işletmeye olacak etkisini ortaya koyması, belirtmesi gerekiyor. Benim de tavsiyemiz şu, muhafaza etmek istediğiniz, korumak istediğiniz ve mevcut personeliniz arasından istihdamına devam etmek istediğiniz personel özellikle belirtmeniz ve bununla birlikte yeni istihdam yaratma konusunda, yeni piyasalar açılma konusunda da çeşitlendirme gibi faaliyetleriniz de varsa, niyetleriniz de varsa bunları da belirtmeniz. 4 tane temel destek türü var program içerisinde. Burada detaylarını görüyorsunuz. Dışarıdan uzman desteği bunlardan birisi ve bununla ilgili hizmetler. Bir ikincisi yeni kilit personel ve çırak. Bir üçüncüsü yeni ekipman ve makine satın alınması ve son olarak da sabit oranlı genel gider desteği %7'lik. Bunların her birinden tek tek bahsedeceğim, biraz daha netleştireceğim. Şimdi ilk alan vurgulamak istediğim dışarıdan uzman desteği ve bununla ilgili hizmetler. Bu menüde diyelim 7 farklı faaliyet türü var. Dışarıdan uzman desteğinin altından bahsediyorum. İşte bu uzman mentor desteği olabilir, yeşil ekonomiye geçiş olabilir ya da akreditasyon, standartizasyon ve kalite geliştirme olabilir. Örneğin dışarıdan uzman desteği dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Burada esas şey bir işletmeye o sektörde tecrübesi olan bir uzmanın dışarıdan bilgi ve destek sağlaması. Esasen bu. 7 tane kilit alanımız var. Burada göstermiş olduğumuz dijital dönüşüm, yeşil ekonomiye geçiş, çeşitlendirme, inovasyon, ISO akreditasyonu, sertifikasyon ve standartizasyon ve kalite geliştirme, yeni pazarlarda ihracat, süreç ve verimlilik iyileştirmeleri ve uzman mentörlüğü. Uzmanlar Nyko tarafından işe alınacak ve atanacak ve şirkete ihtiyaçları doğrultusunda atanacak. Yani biz uzmanla şirketi eşleştirme işini biz yapıyoruz. Dışarıdan destek sağlayacak uzmanın maliyeti uzmanlık alanına göre değişecektir. Belirtmiş olduğum üzere Nyko bu uzmanı angaje edecek, görevlendirecek. Ancak bütçe amaçları doğrultusunda bir planlama yapılması açısından biz diyoruz ki kabaca günlük uzman başına 300 lira gibi bir maliyet kalemi öngörebilirsiniz. Gerçek maliyetler tabii daha yüksek olabilir, daha alçak olabilir ama planlama açısından günlük 300 lirayı baz alabilirsiniz. Başvuru sahibi bütçeleme için gereken gün sayısını tahmin edecek ve bunu başvuru formunda belirtecek. Aradığımız şart bu. Bununla birlikte ilgili hizmet açısından bir fırsat da var. Diyelim ki işte bir dış uzman desteğine ihtiyacınız var ama aynı zamanda projeyi de
uygulanmasında belki yardımını istiyorsunuz uzmanın. Bunu da bu başvuru kapsamında değerlendirebiliyoruz ve bu desteği de sağlayabiliyoruz. Bir dış uzman desteği faaliyetinin 2 ila 15 gün arasında olacağını öngörüyoruz ama bu sadece bir tahmin. Yani siz dersiniz ki daha fazla güne destek var. O zaman bu 2-15 gün sizi bağlayıcı değil. Bunu bir sınır olarak düşünmeyin. Bunun ötesine de devam edebilir tek bir faaliyet için. Ve internet sitemizde de bununla ilgili açıklayıcı bir bilgi belgesi var, bir not var. Dışarıdan uzman desteği ve ilgili hizmetlerin detayları orada yer alıyor. Başarılı bulunan adaylara, başvuru sahiplerine zaten gönderecek teklif mektubunda bunların detayları yer alacaktır. İlgili hizmetler kısmı ile ilgili de sorular var. Soru cevap belgeleri görebilirsiniz. Şimdi bunlar uygun maliyet, ilgili hizmetlerin alınması ve uygulanması uygun maliyet olarak kabul ediliyor. Örnek vermek gerekirse işte bilişim teknolojileri yazılımının alınması, aplikasyon veya web sitesi hazırlanması gibi bu bir uygulama geliştirmesi şeklinde olabilir ya da hazır bir uygulamanın veya yazılımın alınması olabilir. İnternet sitesinin ve uygulamaların geliştirilmesi aynı şekilde uygun bir maliyet. Yine bununla birlikte işte ürün standartizasyonu, sertifikalar, kalite geliştirme, ISO akreditasyonu gibi süreçlere başvurulması, bunların kayıt maliyetleri de ve bu sertifikasyonların alınma maliyetleri de uygun maliyet olarak değerlendiriliyor projenin uygulanmasına ek olarak. Patent başvurularının hazırlanması, dosyalanması, doğrulanması gibi maliyetler uluslararası ölçekte yine bunlar da uygun maliyet olarak değerlendirilebiliyor. Yani geniş bir yelpazemiz var ilgili hizmetler altında finanse edilebilecek. Bunlar dışarıdan uzman desteği ve ilgili hizmetler başlığı altında yer alıyor. Yani sizin yapmanız gereken şey dışarıdan uzman desteği başlığı altında işletmenizin ihtiyacı nedir? Bunun amacı sizin için ne olacak? Bununla ilgili detayların verilmesi, faaliyet türü, proje ya da bu destek türünün uzunluğu, sizin şirketinizi, işletmenizi nasıl değiştireceği, nasıl etkileyeceği ve bu süreçten elde etmeyi ümit ettiğiniz, bu yatırımı karşılığı olarak alacağınız sonuç. İlgili hizmetlere bağlı bir fiyatla bir maliyet tablosu, bütçe tablosu da çıkarmanız da gerekiyor. Yani işte diyelim ki yazılım satın alacaksınız ya da akreditasyon sürecini, işte ISO olabilir, başka bir sertifikasyon olabilir, bunları gerçekleştireceksiniz, bunları belirtmeniz gerekiyor. Ama uzmanla ilgili ek bir bilgi eklemenize, belge eklemenize gerek yok. Sadece dış ilgili hizmet tarafında bu geçerli. Çünkü uzman hatırlatmak gerekirse zaten NICO tarafından bulunacak ve şirketinizle eşleştirecek. Şimdi ümit ediyorum ki dışarıdan uzman desteği ilgili hizmetlerin ayrımını birazcık yapabildik. Ama tabii ki farklı alanlarda biraz daha bilgi verilebilir. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman burada şirketin dijital fırsatlara erişebilmesi, işte dijital inovasyonun benimsenmesi, teknolojilerin benimsenmesi, şirketinizin bu şekilde dönüştürülmesi. Bu işte BT yazılımının alınmasıyla olabilir, bilişim teknolojileri yazılımı, aplikasyon web site veya web sitelerin geliştirilmesi olabilir ya da internet üzerinden rezervasyon ya da ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması gibi. Yani farklı yelpazede, geniş bir yelpazede farklı destekler var. Yeşil ekonomiye geçiş bir diğer öncelik alanı. Şirketleri gerçekten bu alanda düşük karbonlu, daha enerji kaynağı açısından verimli bir modele geçmeye teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Burada da farklı faaliyetler var. Proje kapsamında uygun olabilecek işte çevre yönetim sistemleri olabilir, karbon ayak izinizin azaltılmasına dair çalışmalar olabilir, daha verimli enerji kullanımı olabilir, su yönetim yapısının incelenmesi olabilir. Aynı zamanda ürününüzün ya da şirketinizin genel ayak izinin incelenmesi olabilir. Burada fırsatlar olabilir ya da işte tedarik zincirinde belki yapmak isteyebileceğiniz değişiklikler olabilir. Burada da geniş bir yelpazede farklı fırsatlardan bahsediyoruz. Bunları dikkate alabilirsiniz. Bunların detayları yine aynı şekilde açıklayıcı notumuzda, açıklayıcı belgemizde var. İnovasyon ve çeşitlendirme bir diğer önemli alt başlık. Çünkü ürün ve pazar çeşitliliği bir işletmenin faaliyetlerini genişletmesine, eşitletmesine zaten sağlar. Burada da ürün ve
piyasa çeşitlendirmesine odaklanabilirsiniz. İş süreçlerinizi iyileştirmek isteyebilirsiniz. Yeni veya geliştirilmiş ürün ve hizmetleri sunmaya başlamak istersiniz ya da mevcut ürünlerinize değer katmak isteyebilirsiniz. Burada da farklı fırsatlar var. Bir diğer önemli nokta ürün standartizasyonu veya ürün sertifikasyonu süreçleri. Bu şekilde şirket olarak kalitenizi, ürünlerinizin kalitesini gösterebiliyorsunuz. Bu biliyorsunuz bunlar sertifikasyon veya akreditasyonlar dünya genelinde ortak bir dil esasen. Ve program kapsamında doğru uzman desteğini alarak hangi standart veya sertifikasyon süreci sizin şirketiniz için en iyisi bunu seçebilirsiniz. Bununla ilgili kayıt ve uygulama adımlarında beraber destekle, uzman desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Mevcut yerel pazarınızın, piyasanızın ötesine ulaşmak da büyümek istiyorsanız çok önemli. Bir diğer başlık da zaten yeni pazarlar ve ihracat başlığı. İşte ihracat sürecinizi inceleyebilirsiniz, yeni pazar fırsatlarını arayabilirsiniz. Sanal da olsa fuar katılım maliyetlerini karşılayabilirsiniz. Burada da farklı destek türleri var. Belki de sizinle çalışacak uzman sizin sektörünüzde daha önceden bir işletmesi olmuş bir kişi olabilir. O şekilde sizinle tecrübelerini de paylaşabilir. Bir diğer kilit alan şirketinizin iç süreçlerinin incelenmesi, süreç ve verimliliğin iyileştirilmesi. Değer akış haritası çıkarılabilir. İş sürecinde iyileştirmelerin sağlanması ve verim, üretkenlikte ve rekabet gücünde iyileşmeler sağlayabilir. Değer akış haritası da olabilir, otomasyon sistemleri de olabilir, ürün planlama ve tedarik zinciri kontrol sistemlerini kullanması da olabilir. Yine burada da sistemlerinize ve şirketiniz içerisindeki farklı projelere odaklanarak ne noktalarda verimlilik artışları sağlayabilirsiniz. Biraz bundan bahsediyoruz. Bir son kalem destek türleri listesinde, bu sadece bizim tavsiyemiz bu arada, uzmanlardan mentorluk yani akıl hocalığı alınması. Belirli bir iş sorunu çözmeye yönelik tavsiyeler olarak düşünebilirsiniz. Bu işte finansman çekmek, bulmak olabilir, stratejik iş planlaması olabilir ya da işte çalışanlarınızın eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi, arttırılması olabilir. Yani 7 destek türü listesindeki 7 kalem biz bu şekilde belirlemiş durumdayız. Bir diğer önemli nokta yeni ekipman ve yeni makine satın alınması. Birçok şirket bununla ilgileniyor biliyoruz. Yeni ekipman alımı uygun bir maliyet. Bu proje kapsamında başvuru formunda bunun ayrıntılandırılması gerekiyor. Projenin hayata geçirmesinde açık bir bağlantısı olması gerekiyor bu arada. Alınacak makinenin yani sadece makineyi aldık bitti değil, bir plan dahilinde bu makineyi alıyoruz çünkü şu hedefleri yerine getirmemize yardımcı olacak gibi gerekçelendirmeniz gerekiyor. Yeni ekipman finansman paketinin %50'sini aşamaz. Dolayısıyla 30 bin euroya kadar bir kaynak ekipman alımı için söz konusu. 30 bin eurodan daha pahalı bir makine veya ekipman alabilirsiniz. Ancak programın size vereceği maksimum destek bu satın alma ile ilgili 30 bin euro ile sınırlı olacaktır. Yeni makine ve ekipman türleri burada sınırlanmış durumda. Bu listeyle sınırlı değil. Bu arada dolayısıyla bu listede belirtilmemiş bir makine veya ekipmanı satın almak için teklifte sizinle gelebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta şu, ikinci el ekipman satın alma maliyetleri uygun maliyet değil. Yine aynı şekilde altyapı ve yapım işleri de uygun maliyet değil proje kapsamında. Yalnızca taşınabilir ekipmanlar uygun. Yani sabit bir mülke, sabitlenmiş, hareket ettirilemeyen makine almak mümkün değil. Yine onaylanan projeler söz konusu olduğunda makine ve ekipman satın alınmasında menşe kuralı uygulanacak. Belirlenmiş bir Avrupa Birliği üye devleti olması gerekiyor ya da menşe kuralı uyarınca belirtilen noktalardan yerlerden birisi olması gerekiyor. Türkiye bu menşe kuralı çerçevesindeki kaynak ülkelerden birisi bu arada. Bir sonraki aşamada menşe kuralıyla ilgili zaten yanınızda olup sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda ek bilgiler vereceğiz. Ekipman satın alınan durumlarda denetim amacıyla alınan ekipmanların varlıkların envanter kaydının tutulması gerekiyor ki takibini yapalım. Varlık derken bir yıldan fazla faydalı ekonomik ömrü olan bir kalemden bahsediyoruz. İstihdam destekleri önemli biliyorsunuz. Yeni istihdam, mevcut istihdamın sürdürülmesi, yeni istihdam yaratılması program kapsamında önemli.
O yüzden yeni kilit personel desteği var. İşe alınacak yeni bir kilit personel için %80'e kadar bir destek var. Ve birden fazla kilit personel talebinde bulunabilirsiniz başvurunuz kapsamında. Bir yıl için 7500 liraya kadar bir ödeme söz konusu, %80'e kadar belirtmiş olduğum üzere. Yeni bir iş pozisyonu olması gerekiyor. İşletmenizin herhangi bir noktasında olabilir, pazarlama olabilir, finans olabilir. Şirketinizin hangi alanında, hangi departmanında kilit yeni bir personele ihtiyacınız varsa size değer katacak. Bunların hepsi geçerli. 3 ayda bir geriye dönük olarak bu ödeme, yeni kilit personel ödemesi size yapılıyor. Tabii ki başvurunuz onaylandıktan sonra. Michael çıraklık desteğinden bahsetmişti. Çıraklık alt programı altında da fırsatlar var. Burada aslında iş başında uygulamalı eğitimle iş dışında eğitimin birleştirilmesinden bahsediyoruz. Akreditasyonu olan iş temelli bir eğitim programı çıraklık dediğimiz zaman. Eğitimin büyük bir kısmı genelde 4 hafta, haftada 4 gün olmak üzere işverenle birlikte iş başında yapılıyor. Bunu öngörüyoruz. Geri kalanı işte eğitim sağlayıcıyla haftada bir gün iş dışında sağlanıyor. Bu iş yerinde olabilir ya da işte bir okul ya da eğitim kurumunda olabilir. Bu çırağın yeni bir çalışan olması gerekiyor ve çırak maliyetinin %100'ü uygun maliyet. 18 ay boyunca yıllık maksimum 4000 euroya kadar bir maliyet söz konusu. Çırak başına 6000 euro gibi düşünebilirsiniz yani. Ve birden fazla çırak pozisyonu veya çırak talebiyle de başvurunuzu yapabilirsiniz. Bir son alan mevcut destek türlerine baktığımızda sabit genel gider desteği. Bu Avrupa finansman prensibi açısından çok yaygın bir destek türü. Ofis giderlerine ve idari maliyetlere kattı. %7'lik bir genel gider sabit oranı onaylanan tüm projelere uygulanıyor. 60.000 euro sınırına kadar. Sabit oran devreye girdiğinde başka destekleyici bir bilgiye gerek ya da belgeye gerek yok. Ve diğer maliyetlerin her bir ödeme talebinde onaylanmış diğer maliyetlerin %7 temel alınarak hesaplanıyor. Her bir projeye 60.000 liraya kadar bir genel bütçe tanımlanabiliyor ve her ödeme talebiyle birlikte bu ödeme yapılıyor. Ödeme talebinde bulunuyorsunuz ve onaylandığı takdirde %7 sabit genel gider hesaplaması yapılıyor ve devreye alınıyor. Bu kısmı da böylece bitiriyoruz. Tekrar ben sözü Melike Hanım'a veriyorum. Başvurudan kendisi bahsedecek. Başvuru prosedürleriyle ilgili biraz detay verecek olursam, biliyorsunuz yalnızca online olarak başvuru kabul ediyoruz. www.istestek.eu adresinden online başvuru formumuza ulaşabilirsiniz. Sistemimiz tekrardan girip sisteme başvurunuzda devam etme seçeneğini veriyor. Öncelik olarak cep telefon numaranızı girerek bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı oluşturduktan sonra size gelen SMS ile gelen şifre ile birlikte sisteme tekrardan girip başvurunuzu istediğiniz zaman devam edebilirsiniz. Tek bir hatırlatma yapmak isterim. Başvuru formunda save butonu vardır en altta. Kaydetmeyi unutmayınız başvurunuzun yaptığınız kısımlarını ki bir sonraki girişinizde aynı kısımlara erişebilirsiniz. Kriterlere uygunluğu destekleyici bazı belgeler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Nasıl başvurabilirim mi anlattıktan sonra. İşletme başına tek başvuru yapılmalıdır öncelikle. Bu soruyu birkaç kere aldık. Bunun altını çizmek istiyoruz. Uygunluk olarak da çalışan sayısı, Kıbrıs Türk Kimlik Kartı, işletmenin faaliyeti gibi alanlara bakacağız. Az önce bahsettiğim kriterler doğrultusunda. Ayakta kalabilirlik ve sürdürülebilirlik dedik. Bunlarla ilgili istediğimiz dokümanları birazdan tekrarlayacağım. Şimdi yüklenmesi gereken belgelerden bahsetmek istiyorum. Kıbrıs Türk Kimlik Kartınızın ön ve arka yüzünü yüklemenizi bekliyoruz online başvuru formuna. Vergi dairesinden alınan yükümlü kayıt belgesi yüklemeniz gerekmektedir işletmeniz adına olan.
Şirket onay belgeleri dediğimiz yalnızca limited şirketler ve ortaklıklar için geçerli olan dokümanları yüklemeniz gerekmektedir. Eurobanka hesabına ilişkin resmi banka mektubunu yüklemeniz gerekmektedir. Ve bu banka mektubu üzerinde hesap adı, banka adı, hesap numarası yani IBAN veya UBAN numarası bulunmalıdır. Lütfen dikkat ediniz, limited şirketlerin yaptığı başvurularda hesap bilgisi işletmeye ait olmalıdır. Şahıs işletmelerinde ise direktöre ait, şahısa ait banka mektubu sağlanabilir, yüklenebilir sisteme. Güncel üyelik belgesini yüklemeniz gerekmektedir. Biliyorsunuz kriterler arasında saymıştık 3 odadan bir tanesinin üyesi olmanız gerektiğini ve bununla ilgili güncel üyelik belgesini sistemimize yani online başvuru sistemimize yüklemeniz gerekmektedir. Ayakta kalabilirlik ve sürdürülebilirlik demiştik. Bunları nasıl göreceğiz derseniz 2018, 19 ve 2020'ye ait gelir ve vergi dairesinden onaylı bilançonuzu ve gelir tablonuzu sisteme ayrı ayrı yüklemeniz gerekmektedir. Bu konuyla ilgili de sorular alıyoruz. Evet, onaylı olmalıdır. Pulu ve mührü olmalıdır bu belgelerin üzerinde. Çalışan sayısı kriterini bizim kontrol edebileceğimiz A4 aktif çalışan belgesi vardır. Bunu Sosyal Sigortalar Dairesi'nden elde edebilirsiniz. Bunu yüklemenizi bekliyoruz. Bunun dışında yine ayakta kalabilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda 1 yıllık nakit akışı ve 3 yıllık kar zarar projeksiyonu için sizlere Excel tablosu taslağı sunmuştuk. O taslakları doldurarak tekrardan online application formumuza, online başvuru formumuza yükleyebilirsiniz. Bunun dışında bu da gelen sorular arasında makine ve ekipman satın alımı ile ilgili destekleyici dokümanlar dedik. Bunlar proforma faturalar, fiyat teklifleri, teknik spesifikasyonlar gibi belgeler olabilir. Aynı zamanda dışarıdan hizmet alımıyla ilgili hizmetler için sağlayabileceğiniz bazı dokümanları yüklemenizi istiyoruz. Yine bunlar proforma faturalar, fiyat teklifleri, teknik spesifikasyonlar gibi belgeler olabilir. Birazcık sürecimizden bahsetmek istiyorum sizlere şimdi. Şu anda başvuru sahiplerine açtık çağrımızı bildiğiniz gibi 23 Ağustos'a kadar da başvuruları toplamaya devam ediyoruz. Daha sonrasında paydaş komitesi yani teknik sekreteryanın iletişim ve promosyonuyla şu anda devam ediyoruz. Başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantılarını yürütüyoruz. Bu da onlardan ikincisi bildiğiniz gibi. Başvuru formunun sunulması sizlere ait, başvuru sahiplerine ait bir kısım. Sonrasında 23 Ağustos sonrasında uygunluk kontrollerini yapacağız. Başvurunun değerlendirilmesi ne getirecek daha sonra? Eğer uygunluk için eksik bir belge talep edilmezse sizlerden. Onay panelinden sonra program kurulu red veya kabul kararı alacak ve geçici teklif mektubunu onaylayacak. İşletme görevlisi dediğimiz sizlere destek olacak, bu süreçte destek olacak görevlinin de yardımıyla bu iletişim gerçekleşecek ve nihai teklif mektubunuz hazırlanacak. Böylece başvuru süreci ve sonrası tamamlanmış olacak. Biraz da zaman çizelgesinden bahsetmek istiyorum. Sürekli söylüyoruz 23 Ağustos 2021 Kıbrıs saatiyle 15.00 başvuru son başvuru tarihimiz. Uygunluk değerlendirmemiz Eylül 2021'de tekabül edecek. Teknik sekreteryanın değerlendirmesi ise Eylül ve Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. Onay panelinin ve program kurulunun onayı 31 Ekim 2020 olarak öngörülmektedir. Geçici teklif mektuplarımız Kasım 2021'de hazırlanacak ve nihai teklif mektubu yani sözleşmelerin imzalanması Aralık 2021 ayına planlanmıştır. Projenin yürütülmesi 3 ila 18 ay arası olarak öngörülmektedir ve tüm projelerin kapanması ve nihai raporlama Haziran 2023 olarak şu anda öngörülmektedir. Bizler sizlere www.istesnek.eu adresinden
bazı destekleyici olduğunu düşündüğümüz ek bilgiler ve belgeler hazırladık. Bunların arasında başvuru çağrısı var. Program kurallarına ulaşabilirsiniz. Tüm detaylı bilgileri oradan başvurunuzu oluştururken görebilirsiniz. Başvuru rehberi genel hatlarıyla sizlere bu programla ilgili ve genel kuralları açıklayıcı bir belge. Dışarıdan uzman desteğinden bahsetti Brenda az önce. Bu uzman desteğiyle ilgili detaylı bir açıklayıcı belge hazırlamıştık sizlere. Onlara yine aynı web sitesinden ulaşabilirsiniz. Çıraklıkla ilgili sorular da almaya devam ediyoruz. Aslında bütün bu sorulara yanıtların da olduğu bir açıklayıcı belgemiz daha mevcuttur. Yine www.istesnek.eu adresinden. Son olarak da geçtiğimiz bilgilendirme toplantısının arkasından tamamladığımız soru ve cevap dokümanını yüklemiştik. Yeni bir soru ve cevap dokümanı yüklenecektir ama şu anda mevcut soru cevap dokümanında hali hazırda 99 soru ve cevap vardır. Eminiz ki birçok sorunun cevabına oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen sisteme girerek bunları kontrol ediniz. istesnek.eu adresinde üst tarafta bunları sıralı bir şekilde görebilirsiniz. Son başvuru tarihini tekrar diyorum. 23 Ağustos 2021 saat 15 Kıbrıs saatidir bu. Başvuruları istesnek.eu adresinden online yapabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa 9 Ağustos'a kadar info@innovativ.eu adresine göndermeye devam edebilirsiniz. Sözü ben yine Brenda'ya bırakmak istiyorum. Melike, teşekkür ederim. Şimdi sunumun son bölümüne doğru ilerliyoruz. 5. bölüm değerlendirmeye bakacağız. Değerlendirme nasıl yapılacak? Başvurunuz nasıl değerlendirilecek? Önümüzdeki birkaç sunumda yansıda onları sizlerle paylaşacağım. 5 seçim kriteri var ve bunların taşıdıkları ağırlıklar da ekranda görülüyor. Başvurular bu 5 kriter üzerinden değerlendirilecek. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Başvurunun minimum asgari 60 puan alması gerekiyor ve en azından her bir kriterde 5 puan ya da %5'lik bir puan alması gerekiyor. Yani tek bir kriterde çok güçlü olması yeterli değil. Her 5 kriterde de güçlü bir başvuru olması gerekiyor. Başvurunun başarılı kabul edilebilmesi için. Şimdi ikinci kriteri, proje tasarımına dikkatini çekmek istiyorum. Bunun altında iki unsur var. Birincisi proje tasarım kalitesi ve başvurunun dijital dönüşüme ve veya yeşil ekonomiye sağlayacağı katkı. Dolayısıyla rekabetçi bir destek programı bu. İlaveten puanlar bu kriter altında sağlanacak. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Birinci kriter, başvurunuzun programının, destek programının amaç ve hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını gösteriyor. Daha önce de söylediğimiz gibi istihdamdaki personeli tutma, yeni personel istihdam etme, yeni pazarlara erişim ya da faaliyet çeşitlendirme. Stratejik olarak başvurunuzun amaç ve hedeflerle uyumlu olmasını sağlamanız lazım. Bunun açık bir şekilde sunulması, vurgulanması gerekiyor. İkinci kritere bakacak olursak projenin tasarımına bakacağız. Tasarım açısından kalitesi nasıl, ön planlama nasıl yapılmış, tasarım ve uygulama stratejisinde genel olarak nasıl bir kaliteye sahip, buna bakacağız ve çıktıların ve sonuçların nasıl elde edileceği ne bakılacak. Melike Hanım az önce kurallardan bahsetti. Birçok doküman hazırlandı. Çağrı ve başvuru rehberi ve sorulan sorulara verilen cevaplarla birlikte iki farklı alana ilişkin açıklayıcı belgelerde var. Dolayısıyla talep ettiğiniz desteğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekecek. Bununla birlikte eğer yeşil ekonomiye
ya da dijital dönüşüme uyan bir proje ise bunun altında ilave 10 puan alabilirsiniz. Yeşil ekonomi için ilave 5 puan ya da dijital dönüşüm için 5 puan alınabilir. Üçüncü kriter ise ticari açıdan ayakta kalabilirlik ve sürdürülebilirlik konusu. 3 yıllık geçmişe dönük bilgilere bakıyoruz ve sürdürülebilirlik ve ayakta kalabilirlik açısından değerlendirmeyi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yani finansal pozisyonunuzu geçmişe dönük değerlendirdikten sonra pazar fırsatı ve elde edilebilir satışlara bakarak bunu değerlendirmeye çalışacağız. İşletmenin sürdürülebilir olması çok önemli. Avrupa Birliği ayakta kalabilir KOBİ'leri destekleme arzusunda. Proje ekibinin kalitesi ve projeyi uygulamaya yönelik düzenlemeler dördüncü kriter. Bu açıdan bizler insan kaynaklarına, yönetim ve personel açısından yapıya bakıp bunu değerlendireceğiz. Ve bununla birlikte teslim etme kabiliyeti ve kaynakları, üretim ve teknik uygulamalara bu açıdan bakacağız. Değerlendirme kriterleri açısından tabii ki önemli konulardan bir tanesi harcanan paranın karşılığı. Çıktılar ne? Hangi çıktıları elde etmeyi amaçlıyorsunuz? İşletmenin nasıl bir dönüşüm sürecinden geçeceği ve bunun da nihayetinde sizlerin talep ettiğiniz hibe desteğiyle nasıl bir ilişkisi olduğu değerlendirilecek. Ve elbette paranın karşılığı da çok önemli konulardan bir tanesi. Bu da değerlendirilecek. Puanlama kriterine bakacak olursak bu kriterlerin her biri 10 üzerinden puanlanacak. Kabul edilebilir bir puan, 5 ve üzerinde olan bir puan. Kabul edilebilir, iyi ve mükemmel. Dolayısıyla sizler bu puanlama çerçevesinde bir başvuru sunduğunuzda başarı için yüksek bir şansa sahip olabileceksiniz. Son webinerden sonra iki örnek vermenin faydalı olacağını düşündük. Yani nasıl bir finansman desteği olabilir? Sadece örnek olması açısından finansman desteği, destek paketi bu şekilde olacak anlamında değil ama örnek olması için şunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani potansiyel olarak başvurunuzu şu şekilde organize edebilirsiniz. Diyelim ki 25 bin euroluk ekipman ve makinaya ihtiyacınız var. Dışarıdan bir uzman desteğine, yani dijital pazarlama uzmanına ihtiyacınız var. Bunun için de 5 bin euroluk bir bütçe öngörebilirsiniz. E-ticaret web sitesine ilgili hizmet altında 5 bin euro ekleyebilirsiniz. 2 kilit destek personeline ihtiyacınız var. 2 pozisyonda istihdam yapmak istiyorsunuz ve bunlar için de 7500'den toplamda 15 bin euroluk bir bütçe ortaya çıkarır. Ve sabit oranlı genel gideri de eklediğimizde %7'yi toplamda uygun proje maliyeti 53.500 euroya ulaşacak. Bu örnek olması açısından farklı ihtiyaçları nasıl belirleyebileceğinizi, farklı ihtiyaçlarınız için destek paketinden nasıl yararlanabileceğinizin bir örneği bu. Ekipman maliyetleri toplam uygun finansman paketinin %50'sini geçemeyeceğinden bu örnekte makina ekipman desteğinin tamamı 25 bin euro olarak yazılmıştır. İkinci örnekte farklı alanlarda nasıl destek alabilirsiniz? Yine bir örnek olarak mesela akreditasyon ihtiyacınız varsa sizlere bir strateji hazırlama açısından, tavsiyelerde bulunması açısından dışarıdan bir uzman desteği alabilirsiniz 2500 euro'larında. Yine bunlar tamamen gösterge niteliğinde örnek olarak yazdığımız rakamlar tamamen size kalmış. Pazar araştırmanızı yapıp gerçek real maliyetlerle bunları belirleyip bunun üzerinden maliyetleri çıkarmanız gerekecektir. Belki bir çırak işe almak isteyeceksinizdir. 6000 euro 18 ay için yazabilirsiniz. Yine kilit bir personele ihtiyacınız olacaktır. Onun da maliyetini yazdıktan sonra genel giderler için sabit oranı da ekledikten sonra 24.610 euro tutarında bir destek paketi ortaya çıkıyor. Umarım faydalı bir örnek olmuştur bu iki örnek. Şimdi soru cevap
kısmına geçmeden önce son bölüme geçmek istiyorum bu sonun içerisinde. Bu bölümde de sık yapılan birkaç hataya değinmek istiyorum. 23 Ağustos daha önce söylendi. Kıbrıs saatiyle saat 3 son başvuru tarihi. Ben de bir kez daha dile getireyim. Bütün başvurular o tarih itibariyle alınmış olmalı. Bir istisna olmayacak. Diğer bir de işte son başvuru tarihinden herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruda bulunmadan önce uygunluk kriterlerini yerine getirdiğinizden emin olun. Melike Hanım bunları sizlerle paylaştı. Başvuru rehberinde ve diğer belgelerde çok açık bir şekilde bunlar açıklanmış. Lütfen bunlara bakın. Çünkü bütün uygunluk kriterlerini yerine getirmeniz gerekiyor ki değerlendirme ve diğer aşamalara geçebilmeniz mümkün olsun. Yine gerekli bütün destekleyici belgeleri yüklediğinizden emin olmanız gerekiyor. Başvurunuzu yaparken bütün belgeleri olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Belki bu doğru proje değil sizin işletmeniz için ya da doğru destek programı bu değildir. Dolayısıyla işletmeniz için doğru bir projeyi tasarlamanız gerekiyor. Ve bütün soruların tam olarak cevaplanması gerekiyor. Evet, hayır ya da kısa cevaplar yeterli olmayacaktır. Değerlendirmeyi yapacak uzmanın başvurunuzu değerlendirirken kısa cevaplarla başvurunuzu değerlendirmesi mümkün olmayacaktır. Yapılmaması gerekenlere değinecek olursam, başvurunun sonucunu etkilemeye çalışmayın ya da başvurunuz hakkında önceden görüş istemeyin. Başvurunuzun başarılı olup olmayacağı gibi soruları önceden görüş şeklinde istemeyin. Projeyi başlatıp ve proje onaylanmadan bir harcama yapmanız uygun bir maliyet olarak değerlendirilmeyecektir. Bekleyiniz, bütün değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, projeniz onaylandıktan sonra projenizi başlatmanız gerekecektir. Stratejik davranın. Sadece tek bir konuya, bir alana, bir ekipmana odaklanmayın. Genel olarak bu desteğin işletmenize nasıl bir etki yaratabileceğine odaklanın. Çıktılara odaklanın, istihdamın korunmasına, yeni yaratılan işleri ve büyümeye odaklanın. Bizlere kendinizi tanıtın, neden bu desteğe ihtiyaç duyduğunuzu anlatın, ne yapacaksınız ve yapmayı arzu ettiğinizi, nasıl yapacağınızı açıklayın. Bütün bu sorulara cevap verdikten sonra başarı için şansınız daha yüksek olacaktır. Büyük bir fırsat aslında Avrupa Birliği'nin bu finansmanı sağlaması ve Kıbrıs'ın kuzey kesiminde KOBİ'lere yönelik bu desteği aslında büyük bir fırsat. Evet, şimdi tekrar Can McKinney'i davet etmek istiyorum, sözü ona vereceğim. Önümüzdeki bu bölümü yöneticiliğini yönetimini kendisi yapacak. Soru cevap bölümüne geçeceğiz ve çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Web sayfamızda fazlasıyla detaylı bilgiler mevcut. Bugünkü sorularınızı cevaplamayı memnuniyetle isteriz. Daha sonra da bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet. Teşekkürler Brenda ve Melike. Gayet güzel, ilgilendirici bir sunum yaptınız. Şimdi önemli kısma geldik. İlginç kısma geldik. Soru cevap kısmı. Brenda yanımda. Brenda ile beraber sorularınızı cevaplamak için elimizden geleni yapacağız. Melike de tabii ki bize yardımcı olacak, soruları aktarmak ve bize çevirmek açısından. Evet, birkaç tane yorum var galiba. 97 katılımcımız var. Gayet güzel. Hepinize teşekkür ediyoruz katılımcılarımızdan. Şimdi Melike, devam etmek istersek buyurun bize cevaplamaya çalışalım. Peki. İlk soruyla başlıyorum. Bu soruyu daha önceden de sorulmuştu. Tekrarlamak istiyorum. Bir başvuru sahibi yalnızca tek bir uzmandan 2 ila 15 gün arasında destek talebinde mi bulunabilir? Yoksa aynı uzmanlık alanı içerisinde birden fazla dış uzman desteği talep edilebilir mi? Öncelikle bu sorunun Q&A dokümanında da 61. soru olarak yanıtlandığını söylemek isterim. Brenda'ya sözü bırakıyorum yanıt için.
Teşekkürler Melike. Sorunuz şu, birden fazla dış uzmana erişebilir misiniz? Evet, erişebilirsiniz. Birden fazla uzmanlık alanı belirleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz programlar altında işte dijital olabilir, yeşil ekonomi vesaire olabilir, farklı alanlar olabilir. Evet, mümkündür. Diğer soruya geçiyorum. Destekleyici evrak olarak aşağıdaki belgeleri yüklememiz zorunlu mudur? Birincisi makine ve ekipman satın alımı ile ilgili destekleyici belgeler, proforma faturalar, fiyat teklifleri, teknik spesifikasyonlar diye örneklendirmiştik. İlgili hizmetlerin satın alımı ile ilgili destekleyici dokümanlar, yani yine proforma faturalar, fiyat teklifleri, teknik spesifikasyon gibi belgeler. Evet, teşekkürler. Evet, sorunun cevabı evet. Yani makine ve ekipman altındaki bütün harcamalarla ilgili olarak destekleyici belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Teknik özellikler ve piyasa değerinin gösterilmesi açısından proforma fatura olabilir, fiyat teklifi olabilir ve ilgili hizmetler için de aynısı geçerli. İlgili hizmetler altında da başvuruyorsanız evet, gerekli bilgileri yüklemeniz gerekiyor. Bilgilendirici belgede, notta ve internet sitesinde bununla ilgili detaylı bilgi de var. Ne tür bilgilerin yüklenmesi gerektiğine dair olarak. Soru ve cevapların birçoğu İngilizce gönderildi. O yüzden kanalımı değiştiriyorum ben şimdi. Çeviri alanlar değiştirmesine gerek yoktur. Duymaya devam edecekler. Bu ikinci oturumu düzenlediğiniz için teşekkürler. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir makine veya ekipmanın, yeni ekip makine veya ekipman altında tedariğini gerçekleştirecek olursam ve aynı zamanda bir BT donanımı tedarik etmek istiyorsam aynı bütçe kalemi altında bunları ikisini birden satın alabilir miyim? Bununla ilgili bağlantılı bir ikinci soru şu, bir server, bir sunucu almak istiyor isem bunu hangi başlığın altında nasıl bütçelendirmem lazım? Bir üçüncü soru, yine bununla bağlantılı, yazılım satın almak istiyorsam bunu nerede, hangi başlık altında bütçelendireceğim? Peki, üç tane ayrı soru sordunuz. Bunlardan ilki şu, yeni makine ekipman altında bir makine satın almak istiyorsam BT donanımını oraya mı almam gerekiyor? Yani BT donanımına ihtiyacınız varsa evet, bu kalem altına gidecektir. İhtiyacınız olan makine ekipman türüne bağlı ama makine veya ekipmanınızın ek bir donanıma ve dijital desteğe ihtiyacı olan bir makine veya ekipman olması durumunda orada evet, ek bilgileri de yeni makine ve ekipman altına tekrar girmeniz gerekiyor. Yani hem makine ve ekipman hem de donanım ikisi birlikte tek bir bütçe kalemi altına yazılması gerekiyor. Sorunun ikinci kısmı şu, sunucu server almak istiyorsak hangi başlığa yazacağız? Sunucu donanım veya altyapı olarak değerlendirildiği için bu da aynı şekilde makine ve ekipman başlığı veya bütçede altına dahil edilmelidir. Yazılım, onun ayrımını yapalım. Yazılım dışarıdan uzman desteği ve ilgili hizmet başlığı altına girmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm, dijital ekonomiye geçiş başlığı altında dış uzman desteği ve ilgili hizmetler altında olması lazım. Umarım cevaplayabildim Melike Hanım. Teklifin bütçe başlığı altında %7'lik bir sabit oran söz konusu. Bu bütün başvurularda yer alması gereken bir şey midir? %7'yi uygulayabilirsiniz bütçenize isterseniz. Uygulamak zorunda değilsiniz ama başka hizmetler veya ekipman için de o %7'ye ayıracağınız miktarı kullanabilirsiniz. Yani başvurunuzu %7'ye ihtiyaç duymadan da maksimum sınıra getirebilirsiniz. Ama kullanmak isterseniz o %7'lik sabit gider desteği de var ama mecburi değildir. Uygulamak zorunda değilsiniz. Şunun söylediğine ek olarak şunu ekleyeyim. %7 takdire kalmış. Ek bir fatura vesaire sunmanıza gerek yok. Ek olarak alabileceğiniz bir bütçe kalemi olarak düşünün.
Ama diğer başlıklar altında eğer sizin bütçeye ihtiyacınız varsa %50'yi uygulamaya da bilirsiniz. 60 bin euronun üstüne geçilemiyor zaten. %60'ın üstünde bir, 60 bin euronun affedersiniz üstünde bir sabit gider oran desteği söz konusu değil. Bir danışmanlık ve reklam şirketten şirkete hizmetler sağlıyoruz. İşte ajandalar, takvimler, menüler vesaire gibi şirketlere promosyon malzemeleri de üretiyoruz. Birinci faz altında işletmeden işletmeye hizmetler sektöründe kabul edilmiştik. Zaten Türk Ticaret Odası kaydımızda bu sektörde, fakat biz yeni promosyon malzemesi üretim tarafına odaklanmak, yoğunlaşmak istiyoruz. İkinci fazda bunu yapabilir miyiz? Teşekkürler Melike Hanım. Çok spesifik cevaplar vermek de bir zor bu örneklerle ilgili olarak. İşletmeden işletmeye hizmetler dediğimizde şunu dikkate almak lazım. Değer katan bir şey yapıyorsanız ve diğer benzer işletmelere kıyasla daha inovatif, daha yenilikçi bir şey yapıyorsanız onlara kıyasla, evet, değerlendirebiliriz. Yani şirketinizle ilgili daha spesifik detaylara ihtiyacımız var tam olarak sorunuzu cevaplayabilmek için. Bu ham maddeyle ilgili mi bilmiyorum ama ismini paylaşmayan bir katılımcının bir sorusu var. O da konuyu, o da durumu netleştirebilir. İsterseniz e-posta yoluyla sorunuzu daha detaylı cevaplayabiliriz. Bir diğer soru. Şirket içerisinde farklı birimleri olan bir ticari şirketiyiz. İşte üretim, farklı markaların dağıtımı. Toplam çalışan sayımız 90 olmasına rağmen üretim departmanımızın A4 belgesi ayrı. Orada sadece 25 kişi çalışıyor. Biz bu durumda başvurabilir miyiz? Yine daha fazla bilgiye ihtiyacımız var şirketin yapısıyla ilgili. Şirketin resmi hukuki yapısıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Neden ayrı bir departmana ayrı bir A4 belgesi verilsin onu bilemiyorum tabii. Yine tablolara, bilanço ve tablolara da bakmamız gerekiyor. Net bir cevap verebilmek adına. Net cevaplamak istiyoruz tabii ki sorunuzu ama biraz daha sizin tarafınızdan ihtiyaç duyduğumuz bilgiler var. Özellikle yıllık bilanço ve tablolara bakarsak anlarız gibi. İngilizce soruları bitirdim. Şimdi Türkçe kanalına geri dönüyorum. Gerekli formları doldururken euro doldurmamız mı gerekmektedir? Kullanacağımız herhangi bir sabit kur var mıdır diye sorulmuş. Evet, teşekkürler Melike. Programın para birimi euro. Dolayısıyla başvuru sahiplerinin tüm detayları euro cinsinden belirtmesi gerekiyor. Ama başvuru içerisinde otomatik bir kur dönüşüm aracı da var. O yüzden Türk lirası olarak da mesela başvurunuzu girebilirsiniz. Başvuru sistemi otomatik olarak bunu euroya dönüştürecektir sizin adınıza, yerinize. Birinci sayfada kullanılan gerekli belgeler ikinci safha içinde kullanılabilir mi? Yoksa ikinci safhanın başlangıç tarihi itibariyle yeni belgeler mi gerekir? Ben bunu hızlıca yanıtlayabilirim. Yeni belgeler almanız gerekmektedir. Dediğiniz gibi Sayın Deniz Say, birinci safhada kullanılan belgeleri bu safhada kullanamıyoruz. Lütfen yeni belgelerle başvurunuzu yapınız. Yeni bir soruya geçiyorum. Bu proje kapsamında en az bir kişilik istihdam yaratmak zorunluluk mu yoksa opsiyonel hedeflerden biri mi? Programın amacı, daha doğrusu hedefi tutturmanız için mevcut istihdamı koruyup yeni istihdam da yaratmanız gerekiyor. Bu önemli bir ilke. Ama bütçeyi kilit çalışanı program bütçesi dairesinde işe almak için kullanmak zorunda da değilsiniz. Yani siz başvurunuzu diyelim ki
kilit çalışan işi almak ya da çırak işi almak için kullanmak istemiyorsunuz bütçeyi ama bize gösterebiliyorsunuz istihdam yaratabileceğiniz, o zaman uygun bulunabilirsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Emeklilik veya hesapta olmayan nedenlerle çalışanların iş bırakması projenin başarısını etkiler mi? Aynı şartlarda bir önceki projede belirtilen çalışan sayısında değişiklik olursa bu projeyi etkiler mi? Hayır, başvurunun şirketin o anki durumu itibariyle yapılması, o bilgilerle yapılması gerekiyor. Yani çalışan sayısını tutturuyorsanız A4 belgesinde görünen rakam itibariyle başvuru anında, o zaman tamamdır. Başvuru anındaki durum geçerli. Yeni kilit çalışan ya da çırak işi alacağınız zaman buradaki beklenti şu ve gereksinim de şu: bu kişilerin finansman programı süresince işlerinde devam etmesi gerekiyor. Çıraklık için 18 ay ve kilit çalışan için, yeni istihdam için 1 yıl. Hedefimiz şu, bu kadroların tabii ki korunması. Yani sizin şirket olarak elinizden gelen her şeyi yapmanız ve bu çalışanların şirkette devamlılığını sağlamanız gerekiyor. Çalışanın başka bir işe geçmesi durumunda mesela, o çalışanın yerine başka birini almanız gerekiyor. Ve başka birisi o kişinin yerine alınana kadar ödemeleri askıya alıyoruz. Yeni kişi işe alındığında ödemeler devam ediyor. Aynı kişiye ait üçüncü bir soru var. Web site tasarımı, ürün tasarımı gibi hizmetlerden uzman kişileri Nike mu sağlayacak, yoksa şimdi teklif aldığımız kişilerle çalışma fırsatımız olacak mı? Sunumda belirttiğim üzere Nike tüm uzmanları angaje edecek, bulacak ve sizinle eşleştirecek. Yani diyelim ki sizin halihazırda çalıştığınız dijital konusunda bir uzman var. O kişileri sizin seçip onlarla çalışmaya devam etmeniz değil. Burada söz konusu olan şey şu: her bir başarılı şirket için Nike ilgili uzmanları buluyor, eşleştiriyor ve görevlendiriyor. Makine alımında verilecek hibe miktarı toplam proje miktarının en fazla yarısı kadar mı olmalıdır? Örneğin makine ve uzmanlık danışmanlığı ve istihdam ile toplam projem 40 bin euro tutarında ise makine için ayrılacak miktar toplam proje miktarının %50'si, yani 20 bin euro mu olacaktır diye sorulmuş. Hayır, şöyle. Makine maliyetinin %100'ünü biz dikkate alabiliyoruz 30 bin euro sınırına kadar. Yani diyelim ki 40 bin euroluk bir makine alacaksınız. Maksimum finansmanınız bu makineye yönelik olarak 30 bin euro olacaktır. Daha yüksek maliyetlerde de makine alabilirsiniz. Makineniz 30 binin altındaysa o zaman %100'ünü karşılıyor proje. Şunu unutmayın, makine ve ekipmanı diğer tarafta ilgili hizmetlerle ya da kilit çalışanla, çırakla dengelemeniz gerekiyor. Yani sadece tek birden makine alacağım şeklinde bir başvuru sunamıyorsunuz. Dengeli bir başvuru olması lazım. İşletmeden işletmeye hizmet sektörüne örnek verebilir misiniz diye iki yerden soru geldi. Bununla ilgili soru ve cevap dokümanında yanıtlamıştık ama Brenda, maybe belki biraz daha detay verebilirsek. Melike'nin de belirttiği üzere bu sorunun aslında bir cevabı var yayınlamış olduğumuz belge içerisinde. B2B, yani işletmeden işletmeye hizmetleri biz şöyle tanımlıyoruz bu programda: bir işletmenin başka bir işletmeye hizmet sağlaması, yani doğrudan nihai tüketiciye, müşteriye, bireysel müşteriye değil, başka bir şirkete hizmet sağlanması. B2B, yani şirketten şirkete hizmet veren bir şirket olmanın ötesinde ek bir değer yarattığınızı da göstermeniz gerekiyor ki diğer B2B işletmelere kıyasla haksız rekabet durumu ortaya çıkmasın.
verdiğimiz belgede verdiğimiz cevap da kabaca bunu söylüyoruz zaten orada da. Son soru şu. Yeni faaliyetler için finansman başvurusunda bulunabilir miyiz? Yani işletmenin şu anda yürütmediği bir faaliyet, yeni bir faaliyet olarak bunu yapmak istiyoruz. Finansman başvurusu yapabilir miyiz? Soru şu. Bir başvuru sahibi yeni bir faaliyet için, yani işletmenin faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla yeni bir faaliyet için başvuruda bulunabilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Yani uygunluk kriterlerini siz yerine getirdiğiniz takdirde tabii ki uygunluk kriterlerini yerine getirmeniz gerekiyor öncelikle. Ama diyelim ki siz işte biz cam şişe üreten bir imalatçısınız ama diyorsunuz ki biz plastik şişe de üretmek istiyoruz. Böyle bir iş çeşitlendirme girişimi olabilir. Bu da evet uygun bir faaliyet teklifidir. Herhangi bir faaliyet veya üretim çalışması değişikliği, bu tür bir değişikliği ilk yerine uygunluk kriterlerini yerine getirdiğiniz takdirde evet kabul edilebilir bir şey. Erkan Bey sormuş. Organize sanayi bölgesinde üretime yönelik tesisim var. Toptan ve perakende olarak satış yapmaktayım. Bir ilçede hali hazırda bulunan şube sayımı ilaveten diğer ilçelerde de perakende satış noktaları açarak her şube için en az 2 personel alımını planlıyorum. Bu bağlamda şubelerin yapılanmasında kullanacağım döşeme, demirbaş, otomasyon ve makine teçhizat alımlarında hibe desteğinden faydalanabilir miyim? Perakende sektörü bu program kapsamına girmiyor. O yüzden yani başvuruda isterseniz bulunabilirsiniz ama başvurunuzun başarılı bulunma ihtimali olmayacaktır eğer perakende sektöründeyseniz. Evet, imalatta veya endüstride sanayide olmanız gerekiyor. Bazı şirketlerin iki tarafı da olabilir yani imalat tesisi artı bunun perakende tarafı da olabiliyor tabii ki. İşin imalat tarafı evet program kapsamında değerlendirilebilir ama perakende tarafı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla başvurunuzun imalat boyutuna odaklandığından emin olun şirketinizin. Soruları tamamladık. Yalnız bir kişi el kaldırmış. Ona da söz vermek istiyorum. Ayhan Şahmaran, şimdi sizin mikrofonunuzu açalım. Buyurun Ayhan Bey, şu anda sanırım duyuyor olmamız lazım sizi. Duyabilen var mı acaba? Ben duyamıyorum ama. Brenda, siz duyabiliyor musunuz? Mobilya imalatından bahsetti. Sanırım beyefendi biz tercüman vasıtasıyla o kadarını duyabildik ama belki soru cevap kısmına yazabilir. Evet, soru ve cevap kısmına yazabilirseniz Ayhan Bey lütfen rica edelim. Şimdi teşekkür ediyoruz tüm soru ve cevaplar için. Dediğimiz gibi www.istesek.eu adresinde soru ve cevap dokümanına ulaşabilirsiniz. Yenisini de en kısa zamanda sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Bitirmeden önce sözü ben John'a aktarmadan önce 3 odamız var burada sizlere birkaç öneride belki bulunmak isteyen diyelim. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan Sayın Alara Ataç'la başlamak istiyorum. Buyurun Alara Hanım, neler söylemek istersiniz? Herkese merhaba, ben Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın iş geliştirme uzmanı Alara Ataç. Öncelikle NICO ekibine ve Avrupa Komisyonu'na bugüne kadar göstermiş oldukları destekler için çok teşekkür etmek istiyorum. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri sebebiyle benzeri görülmemiş bir ekonomik krizi uzunca bir süredir deneyimlemekteyiz. Bu noktada işletmelerimize sağlanan her türlü finansal destek, ekonomimizin istikrarının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir.
Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin finansmanı, Nayko ekibinin yönetimi ve önemli paydaşların işbirliği ile verimli destek paketi programları gerçekleştirdik. Bugün de burada yeniden KOBİ'lerde istihdamın korunması ve yaratılmasına yönelik hibe programı için bulunmaktayız. Oldukça bilgilendirici ve açıklayıcı geçen bir sunumun ardından kriterlere uyan tüm üyelerimizin hibe programına ilişkin belgeleri kontrol edip başvurularını gerçekleştirmelerini şiddetle tavsiye etmekteyiz. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaları durumunda bizimle iletişime geçmekten çekinmemeleri gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak isterim. Emeğe geçen herkese tekrardan çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Alara. Şimdi Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan Sayın Gizem Alışkan'a söz vermek istiyoruz. Buyurun Gizem Hanım. Teşekkür ediyoruz Gizem Hanım. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndan Sayın Ersun Aytaç burada. Kendisine de söz vermek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz Ersun. Ben sözü Sayın John McKinney'e iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum tüm katılımcılara da. Çok teşekkür ederim partnerlerimize hem yorumları için hem güzel ifadeler için. Ben de potansiyel başvuru sahiplerine seslenmek istiyorum.
güzel bir webinar oldu. 100 kişiyi açtığımız zamanlar oldu. Ben de sizlerin bu fırsattan yararlanmanızı sizlere söylemek isterim. Hem destek masasını hem de hazırlanan dokümanları inceleyin. Destek masasına da ulaşabilirsiniz ve başarılı bir başvuruyu bu şekilde sunmanız mümkün olabilir. Sizin başarınız bizim de başarımız olacaktır diye de eklemek isterim. Ben de yine bugün bizlerle birlikte olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizim açımızdan çok güzel bir webinar, bir çalıştay oldu. Ben de partnerlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hepinize katkılarınız sadece bugün değil, daha önce de geçtiğimiz haftalardaki katkılarınız için de teşekkür ederim. Yine odalara da teşekkür etmek istiyorum. Odalar yanı sıra partner olarak bizlerle birlikte olan YAGA, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Pablo'ya, Yupso'dan destekleriniz ve yol göstermeniz bizler için önemli de teşekkür ederiz. Son olarak da sunumu için Brenda'ya teşekkür etmek istiyorum. Oldukça bilgilendirici bir sunumdu. Melike Hanım, size de ve ekibinize de büyük bir teşekkür etmek isterim. Bütün çalışmalarınız için herkese tekrar görüşmek üzere ve başarılı bir başvuru sunmanızı dilerim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.